Merhaba sevgili çocuklar. Ben Gündoğdu Okulları'ndan 1. sınıf öğretmeni Durdane Erol. Bugün Türkçe dersinde 5. temamızın ikinci konusu olan Odam Lokanta adlı metni sizlerle birlikte işleyeceğiz. Bu metnimiz bir okuma metni, okuma parçası. Bununla ilgili hazırlık yaparken okuyan kişinin ses tonu işitebilir olmalı. Ayrıca noktalama işaretlerine dikkat ederek okumalı, kelimeleri doğru telaffuz etmeli ve akıcı okumalı okuyan kişi. Bizler de dikkatli bir şekilde okuyan kişiyi dinleyip takip etmeliyiz. Şimdi isterseniz parçamızı işlemeye başlayalım. Hazırlık olarak bize bir soru sormuş. Annene nasıl bir sofra hazırlamak istersin diye bir soru yöneltmiş. Bir hayal edin bakalım. Annenize bir sofra hazırlayacaksınız. Bu sofranın içerisinde ne tarz yemekler olmalı? Anneniz ne yemekten hoşlanır? Nasıl bir sofra hazırlamalısınız? Şöyle bir hayal edin bakalım. Cevaplarınızı daha sonra öğretmeninizle paylaşın çocuklar. Evet, metnimizi okumaya başlayabiliriz artık. Odam lokanta. Hemen ilk görselimizde çok dağınık bir oda görüyorum. Bakalım bu dağınık odayla ilgili nasıl bir macera yaşayacak bu çocuk. Annem çabuk odanı topla dedi. Ne olur sanki toplamasam? Dünyanın en sıkıcı işi. Oyuncak, kıyafet, kitap, boya. Hepsi çorba olmuş. Nasıl beceriyorsun bu kadar dağıtmayı diyor. Gerçekten nasıl beceriyorum? Hayret ediyorum kendime ama belli etmiyorum. Parmak uçlarımla kapıya ilerledim. Tam terliklerimi giyiyordum. Annem salona geçti. Ah belim, ah sırtım diye söyleniyordu. Tüm gün çalışır. Tozları kovalamadan, yerleri parlatmadan, yemekleri pişirmeden asla yatmaz. Arkasından baktım, bir yandan belini susuyor, bir yandan minderleri dövüyordu. Kıyamam anneciğime. Uygun adım marş. Odama geri döndüm. Bir yerden başlamak lazımdı. Katlanacakları katladım. Oyuncaklar oyuncak sepetine, kirliler kirli sepetine. Kalemler kalemliğe. Çok da zor değilmiş hani. Birkaç dakikada bitiverdi. Alkışladım kendimi. Annem koşturuyordu hala. Bir mola verseydi bari. Sessizce mutfağa girdim. Buzdolabını tepsiye taşıdım. Tepsiyi de odama. Güzel bir sofra hazırladım. Bir de davetiye. Davetiyenin üzerinde şu yazıyormuş çocuklar. Saat 4'te Odam Lokanta'da yemeğe bekleniyorsunuz. Annesine bir davetiye hazırlamış. Davetiyeyi bir zarfa koydum. Salon kapısının altından ittim. Odama kapanıp beklemeye başladım. Görselde hazırladığı masayı görüyoruz çocuğun. Bakalım sonra neler olmuş. Çok geçmeden kapı açıldı. Annem girdi içeri. Manzarayı görünce şaşırdı. Elini tuttum. Şöyle buyurun hanımefendi dedim. Belinin arkasına yastık koydum. Karşısına geçtim. Ne arzu edersiniz diye soracaktım. Bir de baktım ağlıyor. Ne yaptım ben şimdi? Evet çocuklar, annesi çocuğun odasını çok düzenli bir şekilde buluyor. Ona hazırlanmış bir sofrayla karşılaşıyor. Bunun sonucunda ne yapıyor? Ağlıyor. Biz ağlamayı biliyorsunuz sadece üzüldüğümüzde değil, bazen sevinçten, mutluluktan da ağlarız. Annesi çok gururlanıyor. Çocuğunun yaptığı davranışa çok mutlu oluyor ve mutluluktan gözleri doluyor, ağlıyor. Güzel bir parçaydı. Sizler de düşünün bakalım ilk sorduğum soruyu nasıl bir masa hazırlamak istersiniz annenize? Etkinliklerimize geçebiliriz. Birinci etkinlik. Haydi davetiye ve zarf denilince aklımıza gelenleri yazalım.
kelime çantamızı dolduralım. Evet, kelime çantamızı görüyoruz burada. Davetiye, bir davetiye görseli var. Davetiye deyince aklınıza bir sürü şey gelebilir. Benim davetiye deyince ilk aklıma gelen doğum günü davetiyesi oluyor çocuklar. Sevdiklerimizi davet etmek için bir davetiye hazırlıyoruz. Onun dışında düğün, nişan gibi etkinliklerimize bir davetiye hazırlarız. Veya sünnet düğününde davetiye hazırlarız. Bunun dışında davetiye aldığımızda bir eğlence, bir kutlama olacağını düşünürüz, değil mi? İşte bir düğüne, nişana gittiğimizde eğleniriz, orada müzik çalar. Veya işte doğum gününe gittiğimizde orada bir misafirlik gerçekleştiririz, bizi güzelce ağırlarlar. Sizler de aklınıza gelenleri lütfen kutulara yazın. Ben şimdi buraya kendi aklıma gelenleri kısaca yazıyorum. İlk önce doğum günü geldi aklıma. Daha sonra düğün, nişanı da yazabiliriz. Virgül koyarak yazalım. Düğün, nişan aklıma geldi. Daha sonra eğlence geldi aklıma. Büyük harfle başlayalım. Eğlence, müzik olabilir. Neler geliyorsa sizin de aklınıza lütfen kelime çantanıza doldurarak bunları yazabilirsiniz. Evet. Tabii bu davetiyeyi koymak için bir de zarfa ihtiyacım var. Zarf denilince de şöyle düşündüğümde ilk önce en eski iletişim araçlarından biri olan mektup aklıma geliyor. Mektup haberleşilirmiş. Bunun dışında işte zarfla davetiye gönderebiliriz, tebrik kartı gönderebiliriz veya bir zarf aldığımızda bir merak duygumuz uyanır. Acaba işte ne geldi bana, içinden ne çıkacak, bize nasıl bir haber verecek, nasıl bir mesaj çıkacak içinden diye merak ederiz. Sizler de lütfen zarf denince aklınıza gelenleri düşünün ve kutulara yazın. Benim ilk aklıma gelen mektuptu. Hemen mektup yazıyorum. Daha sonra davetiye gönderebiliriz dedik. Davetiye. Tebrik kartı dedim. Tebrik kartı gönderebiliriz. İşte zarf aldığımda bir merak uyanır, içinden bir mesaj çıkar, bir haber gelir bana dedik. Özel günlerimizde davetiye hazırlarız ve zarf ile yollarız. Davetiye özel günlerimizi kutlamak adına sevdiklerimizi aramıza davet etmek için hazırladığımız kısa mektup, kısa yazılardır, değil mi çocuklar? İkinci etkinliğimiz, haydi okuduğumuz metni anlatalım diyor. Tabii ki burada biz kısaca anlatacağız metni, bir özet şeklinde olmalı. Ben size örnek olması adına kısaca bir metni kendimce, kendi cümlelerimle anlatmaya çalışacağım. Siz de benden sonra lütfen kendiniz metni anlatın. Odasını toplamayı sevmeyen bir çocuk varmış. Bu çocuk bir gün annesinin evde çok yorulduğunu fark etmiş. Annesinin bu haline çok üzülmüş ve kendi odasını toplamaya karar vermiş. Odasını toplamış ve annesi için odasına bir yemek hazırlamış. Annesini odasına davet etmek için davetiye hazırlamış ve onu kapının altından atmış. Bir süre sonra annesi davetiyeyi görüp çocuğun odasına geldiğinde toplu bir oda görüyor, derli toplu bir oda görüyor ve kendisi için hazırlanmış bir masayla karşılaşınca mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayıp ağlıyor. Sizler de benim gibi kısaca kendi cümlelerinizle bu metni anlatabilirsiniz çocuklar. Üçüncü etkinliğimizdeyiz. Okudum, anladım, cevaplıyorum. Metne göre cevaplayacağız. Cümleler kurarak neye dikkat etmeliyiz? Cümlemizin başı büyük harfle başlıyor. Sonuna da noktalama işaretimizi koyacağız. Soru 1. Metinde çok çalışıp yorulduğu söylenen kimdir? Metinde
Çok çalışıp yorulan kişi kimdi? Anneydi çocuklar. Hemen cümlemizi kuralım. Metinde çok çalışıp yorulduğu söylenen kişi annedir. Noktalama işaretimi koydum. Soru 2. Çocuk neden odasını topluyor? Neden topluyordu? Annesinin yorulduğunu fark ediyor. Onun bu halini üzülüyor. Annesine yardım etmek amacıyla odasını topluyordu, değil mi? Ve bunun aslında kolay bir iş olduğunu farkına varıyordu. Çocuk annesine yardım etmek için odasını topluyor. Yine büyük harfle başladım. Sonuna noktalı noktamı koydum. Soru 3. Çocuk ne zaman kendini alkışlıyor? Ne zaman alkışlıyordu? Odasını topladığı zaman yaptığı işten memnun oluyor. Kendisiyle gurur duyuyor. O zaman alkışlıyor, değil mi? Odasını topladığında. Çocuk, büyük harfle başladım. Odasını topladığı zaman kendini alkışlıyor. Noktamızı koyduk. Soru 4'teyiz. Annesi neden ağlıyor? Annesi odasına geldiğinde, odasını topladığını görünce duygulanıp mutluluktan ağlıyordu, değil mi? Annesi çocuğun odasını topladığını görünce mutluluktan ağlıyor. Yerim sığmadı benim, aşağı geçiyorum. Ağlıyor. Evet. Üçüncü etkinliğimizi de cevapladık. Sıra geldi dördüncü etkinliğimize çocuklar. Metinde çocuğa ait özelliklerin yıldızını boyayalım. Önce okuyalım bakalım bu özellikleri. Dağınıktır, merhametlidir, mutsuzdur, komiktir. Parçayı hatırladığımızda düşünelim bakalım. Bu çocuk dağınık bir çocuktu, değil mi? Dağınıktı. O zaman bu yıldızı boyayabiliriz. Çocuk merhametlidir diyebilir miyiz? Annesi zor durumda olunca onun empati kurup ona yardım etmek istiyor. Üzülüyor bu duruma. O yüzden merhametlidir diyebiliriz çocuğa. Ama çocuğun mutsuzluğuyla veya komikliğiyle ilgili parçada bize hiçbir bilgi vermiyor. Mutsuzdur ve komiktir diyemeyiz çocuklar. Beşinci etkinlik, nokta konması gereken cümlenin sonuna nokta koyalım. Evet, eylem bildiren cümlelerde nokta koyuyoruz. Soru anlamı olan cümlelere soru işareti koyuyoruz, değil mi? Veya korku, heyecan, sevinç gibi duygularımızı ifade etmeye çalıştığımızda da ünlem işareti koyuyoruz. Bakalım bunlara hangi işaret gelecek çocuklar? Şöyle kalemimizi seçelim. Çınar yazı yazıyor. Burada Çınar'ın yaptığı yazı yazma eylemi bize bildiriliyor. Cümlemizin sonuna nokta konuyor çocuklar. Pardon, seçememişim. Bir daha seçeyim hemen. Evet, seçtim. Noktamızı koyduk. İrem ne yiyor? Bu bir soru cümlesi çocuklar. Soru işareti koyacağız. Cevap olarak işte İrem kek yiyor, İrem meyve yiyor gibi çeşitli cevaplar verebiliriz resim neyse. İrem ne yiyor? Soru cümlesiydi. Buraya soru işareti geldi. Emir kitap okuyor. Emir'in yaptığı kitap eylemi bildirilmiş. Bu cümlenin de sonuna bir nokta koymalıyız çocuklar. Evet, iki cümlede nokta koyduk. Bir cümlemiz soru cümlesi oldu.
Altıncı etkinliğimizdeyiz. Şiirde bazı harfler unutulmuş. Boş bırakılan yerleri uygun harflerle tamamlayalım. Şiiri verilen satırlara yazalım. Hadi önce harflerimizi tamamlayalım çocuklar. Başlığı şiirimizin tertemiz. Yüzümüz, tamamlıyorum ben de, ellerimiz olmalıdır tertemiz. Yıkanmayan, biraz büyük oldu şu ay, birazcık küçülteyim çocuklar. Yıkanmayan, birazcık daha şöyle ince yazalım. Yıkanmayan çocuk gözden düşer pek çabuk. Şimdi tekrar bir baştan okuyalım. Kelimelerimizi tamamladık. Tertemiz. Yüzümüz, ellerimiz olmalıdır tertemiz. Yıkanmayan bir çocuk gözden düşer pek çabuk. Evet, şiir dizelerden oluşuyordu çocuklar. 1, 2, 3 ve 4 dizeden oluşan bir şiirle karşı karşıyayız. Dizelerin ilk harfleri her zaman büyük yazılır. Unutmayalım. Siz de aşağıya başlığını kırmızı kalem ile atıp şöyle size ben başlatmış olayım. Tertemiz diye başlığımızı attık. Altına lütfen 4 dizelik şiirinizi en güzel yazınızla yazmaya çalışın. Evet. Etkinlik 7. Haydi kitabımızın bölümlerini tanıyalım. Kitabın ön kapağı diyor çocuklar. Kitapların bir ön kapağı, bir de arka kapağı vardır. Ön kapağının resmini paylaşmış bizimle. İlkokul Türkçe 1 ders kitabı, bir adı var kitabımızın ve görsellerle bize kitabımızı renklendirmiş. Arka kapağında da çeşitli bilgilerimiz oluyor. Nerede basıldığı ile ilgili. Daha sonra kitabımızı açtığımızda bir içindekiler bölümü var. Bu bölüm bize istediğimiz metinleri kolay bulmamızı sağlıyor. Mesela Kurbağa ile Kaydırak adlı metni bulmak istiyorum. Hemen kaçıncı sayfada olduğuna bakıyorum. 36. Direkt 36. sayfayı açıp istediğim metni kolayca bulmamı sağlıyor içindekiler kısmı. Size de bir görev vermiş burada. Kitabımızın içindekiler bölümünü açalım. Okuduğumuz metni bulalım ve işaretleyelim. Sizler odam lokanta metnini içindekiler kısmından bulup lütfen işaretleyin. Yine bir soru soruyor size. Hangi işlerde annene yardım ediyoruz? Herkes bir düşünsün bakalım hangi işlerde yardım ediyor olabilir. Benim aklıma gelen birkaç tane örnek var. Bu çocuk gibi sizler de odanızı toplayarak yardımcı olabilirsiniz. Oyuncaklarınızı kaldırabilirsiniz oynadıktan sonra. Anneniz sofrayı kurarken veya kaldırırken zorlanmayacağınız şekilde taşıyabileceğiniz şeyler vardır. Bunun dışında lütfen herkes kendi annesine hangi konularda yardım ediyorsa öğretmeni ile paylaşsın lütfen. Sekizinci etkinlik, doğru yazılan cümlelerin başındaki çiçekleri boyayalım diyor. Bakalım örneğimize. Burada dikkat etmemiz gereken cümlemiz büyük harfle başlamış mı? Sonundaki işaret, noktalama işareti doğru mu? İlkine bakalım. Zeynep annesi ile pazara gitti. Zeynep'in ilk harfi büyük harfle başlamış. Sonunda nokta var. Evet, doğru bir cümle olmuş çocuklar bu. İkinci cümlemiz. Yarın ailece gezmeye gideceğiz. Cümlemin ilk harfi büyük ve sonunda nokta var. Demek ki bu da doğru bir cümle olmuş. Çiçeğimizi boyuyoruz çocuklar. Ben şöyle hızlıca boyuyorum. Sizler
taşırmadan benden çok daha güzel boyayacaksınızdır. En çok sarı kalemimi seviyorum. Cümlenin başı küçük harfle başlamış. O yüzden yanlış bir cümle. Bunu doğru olarak kabul edemiyorum. Çiçeği boyamayacağım. Hemen diğer cümlemize geçelim. Anneme yardım etmeye bayılırım. Cümlemin ilk harfi büyük ve noktalama işaretinde doğru yapılmış. O zaman bu çiçeği boyayabiliriz çocuklar. Hemen boyayalım. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz sizler de çiçeğinizi. Evet. Okul çantamı yeni aldık. Hemen ilk harfine bakıyorum. Maalesef küçük harfle başlamış. Yanlış bir yazım olmuş. Çiçeği boyayamıyoruz maalesef. Dokuzuncu etkinlik. Odamı hemen toplamam lazım. Neler yapmam gerekir? Verilen örneğe göre yapmam gerekenleri yazalım diyor. Bir odaya bakalım. İlk önce ne yapmış? Yerdeki kitapları kitaplığa yerleştiririm demiş. Yerde bir sürü kitapları var gördüğünüz gibi. Bunları kitaplığa yerleştirmiş. Daha sonra çöplerimizi, bakın yerlerde çöpler var etrafta. Çöpleri çöp kutusuna atalım. Yazalım bakalım. Çöpleri çöp kutusuna atarım. Pardon, ikiyle yazdım. Atarım. Çöpleri attık. Bakalım. Onun dışında etrafta kıyafetler görüyorum, dağılmış. Bu kıyafetleri toplayıp bir dolaba yerleştirelim, değil mi? Kıyafetleri dolaba yerleştiririm. Onu da yerleştirdik. Yatağım bakın dağınık, yastığım yerde, yatağımın örtüsü karışmış. Yatağımızı bir toplayalım. Yatağımı toplarım. Yatağımı topladım. Ne kaldı ondan sonra? Bakın, bunları yaptıktan sonra yerde bilgisayarım kaldı. Bilgisayarımı yerden alıp masaya koyalım, değil mi? Bilgisayarımı yerden kaldırır, masama koyarım. Evet, bilgisayarımı da kaldırdım. Sonra ne kaldı bunları yaptıktan sonra? Şurada çerçevelerimden böyle yamuk olanları görüyorum. Onları bir düzeltelim. Çerçeveleri düzeltirim. Evet. En sonda bütün her şeyi yaptıktan sonra şurada çekmecemi kapatır. Odamı düzenli hale getiririm en son. Başka yapacak bir işim kalmadı. Çekmecemi kapatırım. Kapatır ve odamı düzenli hale getiririm. Odamızı düzenledik, bütün işlerimizi yaptık. 10. etkinlik, bulmacayı örnekteki gibi dolduralım. Numaralı kutulardaki harfleri aşağı yazıp şifreyi bulalım. Bakın görselde bir buzdolabı var. Karşısına ismini yazmış. Şurada numaralar görüyorsunuz. 1, 2, 3, 6, 5, 4. Buraya yazdığımız harfleri aşağı yazıp şifreyi sizlerle birlikte çözeceğiz. Hemen başlayalım.
yapmaya. İlk görselimde bir davetiye görüyorum. Davetiye. Dave. Şöyle aşağı indirelim. Ye. İsterseniz 3 numarayı bulduk. Hemen yazabilirsiniz. İsterseniz hepsini en sonda yazabilirsiniz. Ben en son yazacağım. Evet, 2 numarada bir zarf görüyorum. 2 numaranın olduğu yerde diyeyim. Zarf. Burada bir oyuncak görüyorum. Yazalım. Oyuncak. Aşağı indirelim. Oyuncak. Evet. Burada bir otobüs görüyorum. Otobüs. Bir yastık görseli var. Yastık. Alta geçelim. Yastık. En sonda da terlik görüyoruz. Terlik. Evet. Şimdi bulduğum ipuçlarını yazacağım. Birinci de zaten A harfi varmış. İki de F, üç de E. Hemen yazıyorum. 2 F harfi, 3 E harfi, 4 ve 5'i görüyorum. 4 R, 5 İ. Hemen tahmin etmişsinizdir zaten 6'yı ama görelim 6'da N harfi. Şifremiz çocuklar aferinmiş. Odam Lokanta adlı parçanın etkinlikleri bitti. Şimdi sizinle bir diğer parçamıza geçeceğiz. Bakalım hangi parçayı işleyecekmişiz çocuklar? O bir karikatürle karşılaştım. Ondan önce size bir soru soruyor ama hangi oyunları oynamayı daha çok seviyorsunuz? Çocuklar oyun oynamayı çok sevdiğinizi biliyoruz. Tabii ki bütün çocuklar sever. Ama aralarında sizin için oynaması daha keyifli olan, daha hoşlandığınız oyunlar muhakkak vardır. Onları bir düşünün, sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın lütfen. Karikatürümüzün ismi Kara Kulak ile Tomurcuk. Burada kara kulağı görüyorsunuz ve Tomurcuk. Bir macera yaşıyorlar. Bakalım nasıl bir macera yaşıyorlarmış. Burada oklarla okuyacağım yerleri bana sırasıyla göstermiş. Hadi başlayalım bakalım. Hazır ol Tomurcuk. Roket kadar hızlı bir top geliyor. Oo, topa vurdu. Gerçekten roket gibi attın. Baksana, kaleye bile uğramadan uçtu. Aa, burada tek başına ne yapıyorsun kirpi kardeş? Bize katılsana. Ben de oynayabilir miyim ki? Oynarsın tabii ki. Hadi kaleye geç. Yaşasın, topu tuttum diye seviniyor kirpi. Ama kirpinin dikenlerine değince top puf diye sönüyor. Oynayamam demiştim size. Üzülme kirpi kardeş. Zaten biz de bu oyundan sıkılmıştık. Hadi kovalamaca oynayalım diyor. Maalesef görselde gördüğünüz gibi kirpi onlara yetişemiyor. Kovalamaca da oynayamıyor. Kirpi kardeşin de oynayabildiği bir oyun bulmamız lazım. Buldum. Elimin üstünde kimin eli var oynayalım? Yo, olmaz. Patilerimi seviyorum. Arkadaşlar, siz oynayın. Ben oynamasam da olur. Haydi kirpi kardeş, herkesin başarabileceği bir şey vardır. Benim aklıma bir oyun geldi. Tabii ki de körebe oynayacağız. Bunu ne yapacağız? Bunu ne yapacağız? Tabii ki de körebe oynayacağız. Evet, bir tane yaprak parçası buldu. Körebe oynarken, eyvah! Amanın güzel patilerim. Çok özür dilerim. Önemli değil kirpi kardeş. Galiba ben hiç oyun oynayamayacağım.
Hemen de üzülmeyin. Beni takip edin. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Ama kara kulak gözlüğünü taktıysa aklında güzel bir fikir vardır. Güzel fikri suyla oynamak mıymış? Suya şıp 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 diyor. Aa, balıkları çağırmış. Fısır 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 fısır. Bir şey mi oldu diye sordular balıklar. Fısır 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 fısır. Balıklara bir şey söylüyor kara kulak. Haydi bakalım. En çok balonu patlatan oyunu kazanır. Yaşasın. Sonunda benimle oynayabileceğim bir oyun var. Hem de dikenlerin sayesinde bu oyunun kazananı sen olacaksın galiba. Tomurcuk, kara kulak, çok teşekkür ederim. İyi ki sizin gibi arkadaşlarım var. Yaşasın. Tomurcuk ve kara kulak sayesinde çocuklar kirpi de oynayabileceği bir oyun buldu ve çok mutlu oldu. Birinci etkinlik. Yine bir kelime çantamız var. Haydi kelimelerle anlamlarını eşleştirelim. Kelime çantamızı dolduralım. Evet. Bir numaralı görselde bir oyun var. Çocuklar oynuyorlar. İki numaralı görselde arkadaşları görüyoruz bir arada. Üç numarada da futbol oynayan bir oyuncuyla karşı karşıyayız. Birbirine sevgi gösteren kişiler. Bunlar birbirine sevgi gösteren kişiler. Arkadaş olabilir değil mi? Arkadaşlar birbirine sevgi gösterir. İki numara. Belli kuralları olan iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Tabii ki iyi vakit geçirmemizi sağlayan ve kuralı olan oyundur çocuklar. O da bakın bir numaralı görsel. Hemen yazalım. Bir oyunda oynayan kişi. Oyuncu değil mi? Hangi oyunda oynarsak oynayalım oyuncu oluruz. Oyuncu. Üç numara. İkinci etkinlik. Okudum, anladım, cevaplıyor. Bir numaralı soru. Kirpi, körebe oyununun sonunda neden üzülüyor? Hatırlayalım. Neden üzülüyor? Çünkü kirpinin dikenleri kara kulağın patisine batıyor değil mi? Canı acıdığı için kirpi de üzülüyor. Evet, kara kulağın, kara kulak. Kara kulak özel bir isim olduğu için ona gelen ın ekini kesme işaretiyle ayırdım. Kara kulağın patisi ne? Dikenleri battığı için üzülüyor. Evet, bu durum onu üzüyor. Kirpi için Tomurcuk ve kara kulak neler yapıyorlar? Onun da oynayabileceği bir oyun bulmak için çaba gösteriyorlar değil mi? Birlikte oynamak için. Onun da oynayabileceği bir oyun bulmaya çalışıyorlar. Sence kara kulak balıklara ne fısıldamıştır? Galiba şöyle demiş olabilir. Kirpi çok üzgün. Onun da oynayabilmesi için baloncuk yapar mısınız demiş olabilir. Çünkü sonunda balıklar ne yapıyorlar? Baloncuk yapıp kirpinin de oynamasını sağlıyorlar. Bunu tırnak işareti içinde yazmak istiyorum. Evet, kirpi çok üzgün. Onun da oynayabilmesi için baloncuk yapar. Alta geçelim artık. Baloncuk yapar mısınız? Soru işareti var. Değil mi? Soru soruyor. Diye fısıldamıştır.
Onu mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, değil mi? Balıklardan yardım istiyorlar. Kirpi dikenleri olduğu için bazı oyunları oynayamıyor. Bu sebeple çok üzgün. Siz kirpiyi nasıl mutlu ederdiniz? Bunu kirpi olarak da düşünebilirsiniz ya da şöyle hayal edebilirsiniz. Çeşitli sebeplerden dolayı sizinle aynı oyunları oynayamayan bir arkadaşınız olduğunu düşünün. O arkadaşınızı mutlu etmek için neler yapardınız? Onu oyununuza dahil etmek için nasıl çaba sarf ederdiniz? Onu bir düşünün çocuklar ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın lütfen. Üçüncü etkinlik, merhaba. Oyun oynarken neler yaptığımı aşağıya yazdım. Doğru olanları maviye, yanlış olanları kırmızıya boyayalım. Hadi bakalım. Oyuna başlamadan kuralları öğrenirim. Bu doğru bir davranış değil mi çocuklar? Her oyunun bir kuralı vardır çünkü. Bu kuralları ilk başta öğrenmemiz gerekir. O zaman maviye boyuyoruz. Bu doğru bir cümle. Oyunda mızıkçılık yaparım. Tabii ki mızıkçılık yapmak, oyunun kurallarını hiçe saymak güzel bir davranış değildir. Böyle kişilerle oynamak istemez hiç kimse. O zaman yanlışsa bunu da kırmızıya boyuyoruz. Boyadık. Oyunu kazanan arkadaşımı kutlarım. Kazansak da kaybetsek de çocuklar, karşımızdaki kişiyi kutlamamız gerekiyor. Kazanan karşı tarafa yarıştığı için kaybeden de kazanan kişiyi başarı gösterdiği için tebrik etmeli her türlü. Maviye boyadık. Oyunun kurallarına her zaman uymam. Oyunun kurallarına her zaman uymamız gerekir. Yoksa arkadaşlarımızla güzel oyun oynayamayız. Yanlış bir cümle. Kırmızıya boyadık. Oyuna katılmak isteyen arkadaşlarımı dışlamam. Tabii ki her zaman arkadaşlarımızla oyun oynamak için kabul etmeliyiz onları. Hiç kimseyi dışlamamamız gerekiyor. Doğru bir davranış dışlamamak. Maviye boyadık. Dördüncü etkinlik. Oyuna başlamadan önce sayışma yaparız. Ebeyi belirleriz. Önce sayışmayı okuyalım. Sonra noktalı yerlere yazalım. Burada size bir sayışma örneği vermiş. Sizler de oyun oynarken farklı farklı sayışmalar yapıyorsunuz. Bunları duyuyoruz, biz de görüyoruz. Size örnek olması için ben bir tanesini okuyacağım. Daha sonra siz de bu alt kısma aynı şekilde o sayışmayı güzel yazınızla yazacaksınız. İğne battı, canımı yaktı, tombul kuş. Arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop hop, altın top. Bundan başka oyun yok. Evet, bu bir sayışma örneğiydi. Lütfen aşağıya aynı şekilde ilk harfleri büyük olacak şekilde noktalama işaretlerine dikkat ederek sayışmayı yazın çocuklar. Beşinci etkinlik. Ormandaki hayvanlar çatlak patlak yarışmasını düzenlediler. Allah Allah, nasıl bir yarışmaymış bakalım. Gergedan hakemdir. Oyunun kurallarını file ve kaplanı anlatır. Yarışmada ilk oyunu kaplan ve fil oynar. Oyunun kuralları şöyleymiş çocuklar. Önce ellerinizi birbirinizin avucuna koyun. Birinizin eli üstte, diğerinin eli altta olsun. Tekerlemenin her kelimesinde sırayla birbirinizin elini yavaşça vurun. Şimdi tekerlememizi söyleyelim diyor. Bakalım nasıl bir tekerlemeymiş. Çatlak patlak yus yuvarlak kremalı börek sütlü çörek çek. Dostum çek. Arabanı yoldan çek. Çek çek amca burnun kanca al sana bir bulmaca. Bulmaca kaç parça? Veriyorum beş parça. Bir,
2, 3, 4, 5. Evet, bu tekerlemeyi eliniz birbirinizin üzerindeyken durmadan söyleyeceksiniz. Gergedanın düdüğüyle oyunu başlatıyorlar. Sonra neler olur neler diyor. Haydi neler olduğunu yazalım diyor. Siz kendiniz de tahmin edip yazabilirsiniz. Galiba bu oyun sürekli tekerlemelerle devam ediyor diye düşünüyorum ben. Bildiği tekerlemeler söylenerek birbirlerinin ellerinin üzerine değecek şekilde tekerlemeler söylüyorlar. Ben kısaca yazayım. Siz de kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Oyuncuların bildiği tekerlemeler söylenir ve oyun devam eder. Bir sürü tekerleme biliyoruz. Bunları söyleyip oyunu devam ettirebilirler diye düşündüm ben. Sizlerin de farklı çeşitli muhakkak fikirleri vardı. Bunları paylaşın sınıfları çocuklar. Altıncı etkinlik. Burada Azra, Ali ve Aylin diye üç tane arkadaşımız var. Bunlar ellerinde bir tane böyle kağıt tutuyorlar ve üzerinde bir isim yazılı. Arkadaşım Aylin ismimi yazarken kesme işaretini doğru yerde kullanmış diyor. Haydi kesme işaretinin doğru kullanıldığı cümlenin çiçeğini boyayalım diyor. Şimdi bir bakalım çocuklar. Hangisi doğru yapmış burada? Aylin doğru yazmış. Evet, şunu biraz inceltelim. Niye doğru yazmış? Arkadaşımızın ismi Sema. Sema isminden sonra, özel isimden sonra gelen eklerimizi biz kesme işaretiyle ayırıyorduk. Dan eki gelmiş. Sema, dan kesme işaretiyle ayırmış. Doğru. Şimdi Azra yanlış yapmış. Neden yazmış? Yanlış yapmış. Sem demiş. Arkadaşımızın ismi Sem değil. Sem'den sonra kesme işareti koyduğu için yanlış olmuş burası. Ali de Sema'dan derken hiç kesme işareti koymamış bir yere. O yüzden yanlış yapmış çocuklar. Hadi gelin biz bulmaya çalışalım şimdi çiçeklerde hangileri doğruymuş. İlk cümlede annesi Zeynep'e kitap hediye etti. Bakıyoruz şimdi hemen. Zeynep öğren kızın ismi. Kesme işareti gelmiş sonra E ekiyle kesme işaretiyle ayırmış E ekini. Doğru bir cümle zaten çiçeği boyamış. Kim Özhan'ı oyun oynamaya çağırdı diyor. Ismi Özhan arkadaşımızın. Özhan I derken kesme işaretiyle ayırmış. Özhan'dan sonra doğru bir cümle olmuş. Çiçeğimizi, pardon, siyah seçmişim. Sarı yapayım ortasını. Çiçeğimizi boyaya biliriz çünkü kesme işaretini doğru bir şekilde kullanmış çocuklar. Şimdi geldik diğerine. Esra'nın diye ayırmış. Boya kalemlerini ödünç istedim. Şimdi arkadaşımızın ismi Esra. Esra kesme işareti nın demeliydi. Ama Esra'ndan sonra ayırmış. O yüzden yanlış bir cümle olmuş. Arzu'nun mızıkçılık yapmasından hoşlanmıyorum demiş. İsmi arkadaşımızın Arzu. Arzu'nun Arzu'dan sonra kesme işareti kullanmış. Doğru bir cümle, doğru bir yerden ayırmış kesme işaretini. Çiçeğimizi boyayalım çocuklar. Sizler benden güzel boyayı. Lütfen. Evet. Oldu. Yedinci etkinlik. Haydi şiiri bakarak yazalım diyor. Barış Manço'nun yazdığı bir şiir. Onun şarkılarını dinlemişsinizdir bazılarını. Bu da arkadaşım Eşek adlı şiiri. Onu şarkı olarak da söylemiş.
Önce ben okuyayım size. Sizler daha sonra alt kısımda başlığını yazarak şiirin kurallarına dikkat ederek yazacaksınız. Neydi kuralları? İlk harfleri dizelerin büyük harfle başlardı. Noktalama işaretlerine dikkat ederek yazmalısınız. Haydi şiirimizi okuyalım. Arkadaşım eşek. Dün yine seni andım. Gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir ana oldu. Ayrılık geldi başa. Katlanmak gerek. Seni çok çok özledim. Arkadaşım eşek. Çok güzel bir şiir. Çok güzel de seslendiriyor Barış Manço bu şiiri. Daha sonra vaktiniz olduğunda öğretmenin size bu arkadaşım eşek şiirini şarkı olarak da dinletebilir belki. Bugünkü dersimiz sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.